İnanmıyorum. Niye yalan söylüyor? İnanmıyorum. Niçin? Niye böyle bir şey yapıyor ki? Ve sen ona inanıyorsun. Yalan söylüyor. İftira. Yalancı. Utanmadan yalan söylüyor. Özer. Özer, ne olur inanma ona. Ne olur inanma. Yalvarırım bak. Yalan söylüyor. Ne olur inanma. Bu kadar delirdiğine göre Rıçan haklı. Dur bakalım, o teşekkür bile ettirmediğin doktor arkadaşım ne söyleyecek? Rüçhan bu kadar bilgiye ulaştığına göre. Arama lütfen, yapma. Arama değil mi? Tabii. Çünkü ararsan gözümde daha çok küçüleceksin. Özer, çok üzgünüm. Çok pişmanım. Çok üzgünüm. Yanımda kal istedim, benimle ol, benimle kal istedim. Yıllar sonra seni bir kere daha kaybetmeyi göze alamazdım, dayanamazdım, ne oldu? Sevilay, ne saçmalıyorsun sen? Beni bu hastalık yalanıyla mı yanında tutacaktın Sevilay? Hı? Bunu ne kadar sürdürebilirdin ki? Gerçekten çok yazık. Eğer vicdan dilenciliğine niyetlendiysen, bu sefer başardın. Çünkü sana şu anda çok acıyorum. Gerçekten zavallısın Sevilay. Ne olur Özer, böyle konuşma. Ne olur. Ben birkaç tetkik yaptıracaktım. Sonra sana iyileştiğimi söyleyecektim. Sadece zamanlama. Ha, bravo. Bravo, sonra da mucize oldu diyecektik değil mi? Saçmalama Sevilay. Böyle saçma sapan bir yalanın asla mantıklı bir açıklaması olamaz. Özer. Ne olur. Seni çok seviyorum. Yıllarca yüreğime taş bastım. Unuturum zannettim. Unutmaya çalıştım ama olmadı. Hayatımı, her şeyimi, ailemi senin uğruna kaybettim ben. Yıllar sonra seni tekrar kazanmak için küçücük bir umudum var. Ne olur beni yargılama. Özer, keşke buraya hiç dönmeseydim. Seni hiç görmeseydim. Evet, keşke gelmeseydin Sevilay. Çünkü o zaman ardımda gururlu ve asil bir aşk bırakmış olacaktım. Ama şimdi karşımda o kadından eser bile yok. Özer, gitme, yalvarırım. Yeter Sevilay, bırak. Bana yalvaracağına, git o aynada yalanlarınla yüzleş. İntihar etmeler. Hastayım diye kendini acındırmalar. Ya yanında kalacağım diye Mustafa'yı alet edip evime geldin, yerleştin. Beni de, oğlunu da rezil ettin Sevilay. Sen sadece çıkarları için beni değil, oğlunu bile kullanacak kadar bencil bir kadınsın. Evet, hastasın Sevilay. Gerçekten hastasın ama ruh hastasısın Sevilay. Bu duygu sömürüleriyle Mustafa'yı zehirlemekten de vazgeç artık. Yoksa bütün yaptıklarını tek tek ona anlatırım. Kadına bak ya. Aklı sıra yalanla dolanla babamı kendine bağlayacak. Ne belaymış ya. Ben önceden babana çok kızıyordum ama kadının boyası ortaya çıkınca üzülmeye de başladım. Baksana. Bana düşman ettiği yetmezmiş gibi bir de babanın duygularını sömürmeye kalkmış. Baban sözleşmeyi bana verirken ne dedi biliyor musun? Sana çok güvenmeye başlamıştım. Büyük hayal kırıklığı yaşadığım için o hisseleri aldım senden. Sana büyük haksızlık yaptım dedi. Yani bana güvenmeye başlamış. Hissettiğim doğruydu oğlum. Biz iyi olacaktık babanla. O yüzden şimdiki halini görünce daha çok canım yanıyor. O kadının tuzağına düşmeyecekti. Ders olsun ona. Önce ailesine inanmayı, güvenmeyi öğrensin. Bırak canı yanarsa da yansın.
Kıymetini anlar bu saatten sonra. Sevilay defteri kapansa bile ben babamla bir gelecek görmüyorum oğlum. Baksana, her şeyden vazgeçmiş gibi. Oğlum. Biz babanla kopsak bile sen onu bırakma. Kendini yalnız hissetmesine izin verme.